Evet, bilim, teknoloji ve ekonomi sohbetlerine tekrar hoş geldiniz. Bugün Bilkent Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanı Tayfun hocamızı ağırlayacağız. Ben açılış konuşmalarını yapmak üzere Bilgi Ekonomisi Derneğimizin Başkanı Davut Kavranoğlu'na sözü bırakıyorum. Buyurunuz hocam. Teşekkür ederim Cemal Bey. Değerli dostlar, bugünkü programımızda bilim, teknoloji, ekonomi sohbetlerinin 3. sezonuna başlamış oluyoruz. Bu yaz gününde tatilinize ara verip programımıza katılıp bu bilim sohbetine teşriflerinizden dolayı hepinize teşekkür ederim. Programımıza başlamadan önce bizim bir teşekkür borcumuz var. Onu yerine getirmek istiyorum. Bu yılki programlarımızı İTÜ Yatavakfı Doğa Koleji'nin desteğiyle yapmaktayız. Kendilerine bilime verdikleri destek için teşekkür ediyoruz. Bu vesileyle derneğimizin bir önceki yönetim kurulu başkanı ve değerli dostum ve şimdi İTÜ Yatavakfı Doğa Kolejleri'nin yönetim kurulu başkanı Serhat Özeren dostuma sözü vermek istiyorum. Serhat Beyciğim buyurun. Hocam sesim geliyor herhalde. Geliyor. Hocam ben şahsınıza çok teşekkür ederim. Bize böyle bir fırsatı sunduğunuz için. Çünkü Türkiye'de bilgi ekonomisinin dönüşümünü sağlamak için çok mücadele ettiğinizi yakından takip eden birisiyim. Bu mücadelenizin içerisinde ülkemize kazandıracak değerler ve bu dönüşüm için bizim de ufak bir katkımızın olmasından mutluluk duyuyorum. Sizin de arzu ettiğiniz gibi ben de Bilgi Ekonomisi Derneği'nde ilk önce yönetim kurulu üyesi, sonra yönetim kurulu başkanı olarak görevlerde bulundum. Bundan da son derece mutluyum. Çünkü gerçekten çok yüksek katma değerli çalışmalarda vesile olacak işler yapıyorsunuz. Türkiye'de bu konuda bir algı, bir kavramsal bir dönüşüm yapmaya çalışıyorsunuz. İşimiz çok zor, onun da farkındayım. Ama her mutlak değer sıfırdan büyüktür. Bunun için yılmadan var gücümüzle çalışmaya devam etmemiz lazım. Bu konuda sizin yaptığınız liderlik son derece önemli. Bu liderliği ne olur bırakmayın. Sürekli olarak bu çalışmanın içerisinde olmaktan şahsım adına ve kurumum adına mutluluk diyoruz. Bütün hazırını da saygıyla selamlıyorum. Çok faydalı bir toplantı olmasını diliyorum saygılarımla. Çok teşekkür ederim Serhat Bey. Sizlere de Doğa Koleji'nde sevgili yavrularımıza vermeye çalıştığınız, verdiğiniz güzel eğitim mücadelenizde başarılar diliyoruz. Biz de Bilgi Ekonomisi Derneği olarak sizin bu çabanıza her zaman destek olmak için varız. Yavrularımızın geleceğin bilim insanları olması için nasıl katkıda bulunabilirsek biz her zaman hazırız bildiğiniz gibi. Çok sağ Çok olun teşekkür hocam. Çok ederim. teşekkür ederim. Sağ olun hocam. Evet, değerli dostlar, bugün çok değerli bir misafirimiz var. Bilkent Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanı, değerli dostum, değerli hocamız Profesör Doktor Tayfun Özçelik bize kalıtsal hastalıkların tedavisinde yeni bir yaklaşım, genetik cerrahi sunumunu yapacaklar. Kendilerine bu faaliyetimiz için vakit ayırdıkları ve böylesine önemli ve yeni bir konuda bizleri aydınlatacakları için çok teşekkür ediyorum. Öncelikle Tayfun hocamızın bu çok uzun CV'sini okumak belki çok uzun süre alır. Özet olarak Tayfun hocamızdan kısaca bir tanıtımını yapmak isterim. Profesör Doktor Tayfun Özçelik, insan genetiği alanında kalıtsal hastalıkların moleküler temellerinin belirlenmesini amaçlayan bilimsel çalışmalar yapmaktadır. 1961 yılında İstanbul'da doğmuştur. Kadıköy Maarif Koleji ve ardından 1979-86 yılları arasında İstanbul Tıp Fakültesi, Oxford, Cenevre ve Yale üniversitelerinde tıp eğitimi almıştır. 1986-1993 yılları arasında Mini, Yale ve Stanford üniversitelerinde fizyoloji ve insan genetiği alanlarında araştırmalarını yürütmüştür. 1991 yılında tıbbi genetik uzmanı olmuştur. İnsan Genom Projesi'nde çalışmış, Prader-Willi sendromu, Charcot-Marie-Tooth tip 1A ve tip 3 glikojen depo hastalıkları ile ilgili genleri tanımlamıştır. Bu proje 1992 yılında Nature Genetics dergisi tarafından yılın en önemli bilimsel gelişmesi seçilmiştir. Prader-Willi sendromunun geninin bulunması makalesi Stanford Tıp Fakültesi girişinde bulunan keşifler yolunda
granit üzerine işlenmiş olarak yer almaktadır. 1995 yılında Bilkent Üniversitesi'ne katılmıştır. Halen Fen Fakültesi Dekanı olarak görev yapmaktadır. Hacettepe, Ankara, Rockefeller, Columbia, Yale ve Washington Üniversiteleriyle ortaklaşa yürüttüğü araştırmaları TÜBİTAK, EU, HHMI ve NIH tarafından desteklenmektedir. TÜBİTAK Bilim, Bayındır Bilim, GATA Bilim ve TÜBİTAK Teşvik Ödülü sahibidir. Türkiye Bilimler Akademisi asli üyesidir. İcdar Özçelik ile evli olup eşiyle birlikte genom sanatı ile ilgilenmektedir. Eserlerinden dördü Nature Genetic dergisine ve klasik ders kitabı Concept of Genetics'e kapak olmuştur. Tayfun hocamız benim yürüttüğüm Ankara'da 8 yıl bir bakan yardımcısı olarak ve daha sonra bilimden sorumlu baştan sonra yürüttüğüm çalışmalarımda her zaman bilimle ilgili yaptığımız toplantılarda gönüllü olarak ve derhal destek vermiştir ve her şekilde Türkiye'nin bilimde ileri gitmesi için elinden geleni hep yapmıştır. Bu konuda kendisine bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Tayfun Hocam, şimdi sizleri dinlemek istiyoruz. Teşekkür ederim. Sağ olunuz. Bu giriş tanıtımınız için de müteşekkirim. Ve çok mutluyum. Bu kadar güzide bir topluluk önünde bugün bir sunum yapacağım için. Ve sizlerle gerçekten genetikte yeni bir kapının açıldığı bir dönemde neler oluyor? Bunları paylaşmak istiyorum. Konuşmamın ana gövdesini bu genetik cerrahi olarak da adlandırılan CRISPR teknolojisi ve şimdi onun üstüne gelen baz editlemesi teknolojisi ana gövdesi olacak. Sonunda da örnek size anlatacağım. Tabii bilimde örneklerin hepsi her zaman için çok iyi olmuyorlar ve bilimin çok dikkatli olarak yapılması gerekiyor. Bu kapsamda da ilk örneklerinin ortaya çıkarmış olduğu sorunlar nelerdir? Bunlara kısaca değinmeyi istiyorum. Şimdi müsaade ederseniz ben sunumumu sizlerle paylaşacağım. Ve herhangi bir soru olursa lütfen beni hemen durdurunuz ve ben buna bilgim dahilinde cevap vermeye hazırım. Bugün sizlerle hayatımızda aldığımız en değerli hediye ve onu bir ömür boyu nasıl en güzel şekilde koruyabiliriz bunu konuşacağız. Bu hediye 3 milyar DNA harfinden oluşan genomumuz ve 3 milyar bileşenden oluşan herhangi bir şey için olduğu gibi bunun çok da kırılgan olduğunu biliyoruz ve eğer özen göstermezsek bozulabiliyor. Burada ben resimlerle örneklerini sizlere sunuyorum. Güneş ışığı, sigara dumanı, sağlıksız beslenme ve önemli vurgulamayı isterim ki normal bir hücre bölünmesinde kendiliğinden ortaya çıkan hatalar ki biz bunlara mütasyon diyoruz, genomumuzda değişimlere yol açıyorlar. Sanıyorum günümüzde mütasyon kelimesinin hepimiz duyduk ve DNA'da meydana gelen değişimler olduğunu biliyoruz ve hastalıkların temelinde yer aldığını biliyoruz. Ve buradan da şöyle bir şey ortaya çıkabilir. Mütasyon mutlaka kötü bir şeyle ilintili. Hayır, bu böyle değil. Bunu en baştan hemen belirtmeyi isterim. Mütasyonlar DNA'da olan bir değişimdir. Bunlardan bazıları iyi yöndedir. Bu ki bu gelişim için, türler arası gelişim için temel motor olmuştur. Veya bu mütasyonlar eğer fonksiyonu, işlevin kaybına neden oluyorsa bunlar da hastalıklarla ilişkili olduğu için kötü mütasyonlardır. Biliyorsunuz DNA molekülü deoksiribonükleik asit olarak da adlandırılıyor DNA. Adenin, timin, guanin ve sitozin olmak üzere 4 bazdan yani harften oluşmuş bulunuyor. Ve bunlar, burada mutasyona uğradığı zaman G veya C ki burada G veya C'yi görüyorsunuz veya A veya T hücre çekirdeğinde farklılaşıyor.
Nokta mutasyonu da olarak ifade edilen bu değişimlerin sayıları milyarlara varacak ölçüde meydana gelip genomumuzda birikebiliyorlar. Ben şimdi bunu söylediğim zaman belki şunu sizi endişelendirdim. Fakat bir önemli hususu hemen belirtmek istiyorum. Bu nokta mutasyonlarının büyük bir çoğunluğu herhangi bir zarara yol açmıyorlar. Çünkü genomumuzun sadece %1 veya 1,5'luk kısmı protein kodlayan genlere karşılık gelmektedir. Ama bu bölgeler hiç mutasyona uğramaz da değillerdir ve bazen önemli bir genimizde mutasyon oluşarak hücreye ve buradan hareketle tüm vücuda hasar verebilirler. Bir de düşünün, bu mutasyonların anne ve babamızdan gelen eşe hücrelerinde olduğunu. Tüm canlılar yaşamlarına tek hücre olarak başladıkları için işte böyle doğuştan gelen mutasyonlar organizma geliştikçe tüm hücrelere aktarılır ve kalıtsal hastalıkların nedeni olurlar. Biz bugün biliyoruz ki her insan yaklaşık 7, 8, 9 kadar gen açısından böyle hastalıklar için taşıyıcı durumda. Bunu nereden biliyoruz? Çünkü tüm genom dizileme teknolojileri artık gelişmiş bulunuyor ve buna bağlı olarak şimdi milyon sayısının üzerine ulaşmış insanların genomları dizilenmiş bulunuyor. Türkiye'den de yaklaşık 10 bine yakın insanın genomu bugün için dizilenmiş bulunuyor. Ve bunların biraz önce söylediğim gibi her insan için belirli sayıda genlerin mutasyonları açısından taşıyıcı durumdalar. Bir de erken embriyolojik yaşamda meydana gelen mutasyonlar var. Erken embriyolojik yaşamdan kastım bir hücre, iki hücre, dört hücre, sekiz hücre gibi olduğumuz ilk yaşamın ilk bölümünden bahsediyorum. İşte burada meydana gelen mutasyonlar da aynen kalıtsal mutasyonlarda olduğu gibi genetik hastalıklara neden oluyorlar. Hepimiz bazı hastalıklar için taşıyıcısıyız demiştik. Maalesef sadece taşıyıcı olarak kalınmadığı durumlar da oluyor ki burada orak hücreli anemi, kistik fibroz, progeria, kas erimeleri veya Huntington hastalığı gibi kalıtsal hastalıklar ortaya çıkıyorlar. Bu kalıtsal hastalıkların sayısı bugün için tıbbın tanımlamış olduğu yaklaşık 7000 kalıtsal hastalık var. Bundan 7-8 yıl önce 5000 kalıtsal hastalık var diyorduk. Sürekli bilgimiz ve dağarcığımız gelişiyor genom dizilemesiyle birlikte ve bu sayının günümüzde yaklaşık 7000'e kadar yaklaştılar. Aslında bunların pek çoğu nadir hastalıklar olarak adlandırılıyor. Yani nadir deyince 100 binde bir gözüken, 1 milyonda bir gözüken bunlar ultra nadir hastalıklar oluyorlar. Veya 10 binde bir gözüken çok nadir oluyorlar. Veya 2 binde bir gözüken nadir olarak adlandırabiliyoruz. Burada size son bir örneğini vermek isterim. Bu henüz bir bölümü yayınlanmış ve içinde yaşadığımız durumla da yakından alakalı. COVID'le hastalığına kaybettiklerimiz var. Burada kaybettiklerimiz arasında bir yaşlı 65 yaş üstü olduğu için kaybettiklerimiz var. Bir de yaklaşık %5 değişiyor toplumlar arasında fakat %1 ila 5 arasında da 50 yaş altı olduğu halde COVID-19'a yakalandıktan sonra kaybettiklerimiz oluyor. İşte bunlar niçin kaybediliyorlar? Bunu da bulmak üzere önemli bir girişim yapıldı ve bir uluslararası konsorsiyum kuruldu. Hastalık ilk başladığı dönemde yani Şubat ayında ve 25 ülkeden 40 araştırma grubu bir araya gelerek bir konsorsiyum oluşturdular. Bu konsorsiyumun ben yönetim kurulunda görev yapıyorum ve Sağlık Bakanlığı ile birlikte Türkiye'deki genç COVID hastalarının genom dizilemelerini de gerçekleştiriyoruz. Ve buradaki hipotezimiz, ki hipotez aşaması Cell dergisinde Mayıs ayında yayınlanmıştı. Bu kişilerin
aslında doğuştan gelen genetik bir hastalıkları var. Sinyal ileti yollarında, özellikle interferon sinyal ileti yollarındaki mutasyonlar sonucunda COVID mikrobuyla karşılaştıkları zaman maalesef vücut aşırı bir immün yanıt veriyor ve ya çok çok ağır hasta oluyorlar, bazı istenmeyen durumlarda ise kaybediliyorlar. İşte bu mutasyonların profillerini de şimdi artık yayın aşamasına gelmiş bulunuyor. Sanıyorum bu Science dergisinde şu anda review aşamasında, kısa bir zaman içinde bilim dünyasıyla bunu da paylaşmış olacağız. Şimdi biz tekrar genellemesinde kalıtsal hastalıklara dönersek, şöyle bir düşünürsek, 3 milyar harften oluşan genomumuzda tek bir harfin yanlış olması nelere nelere yol açabiliyor. İşte bilim insanları ve tıp bilimi bu sorunu düzeltmek için geceli gündüzlü çalışıyor ve genom projeleri olarak adlandırılan araştırmaları da gerçekleştiriyorlar. Genom projeleri konusunda Sayın Davut hocamızın önderliğinde, bunu da hemen burada önemli belirtmek isterim, bir atılım olmuştu ve Türkiye Genom Projesi'nin yapılması amacıyla bunun hayata geçmesi ilk adımları atıldı. Fakat bu arada biz Bilkent Üniversitesi ve Koç Üniversitesi Türkiye'de genom dizilemesini en yüksek oranda yapan iki grup oluyorlar. Artı Yale Üniversitesi'nde Türkiye'den oluşan önemli bir genom grubu bulunuyor. Murat Güney'in yine bizim ünlü beyin cerrahı ve genetik araştırmacımızdır. Ve Rockefeller Üniversitesi ile buradaki bütün Türkiye'den olan dizilenmiş genomların sayısı yaklaşık 5000 civarındadır. Ve buradan da Türkiye'nin genetik yapısının ne olduğunu şu anda biz saptamış bulunuyoruz. Bu da yayın aşamasında sanıyorum kendi başına yayınlandıktan sonra çok önemli, Türkiye açısından da dersler verecek nitelikte bir sonucun olduğu, burada dersler verecekten kastım çok olumlu yönde bir sonuçları da önümüzdeki dönemde açıklayacağımızı açıklamayı planlıyoruz yayınlamasına bağlı olarak. Şimdi tekrar şeye dönersek, bizim konuşmamıza, bu mutasyonlar, en önemli soru hepimizin aklındaki, bu mutasyonları onarabilir miyiz? Hani kağıt üzerinde A'yı T'ye, hani silgiyle silip de A yerine T olması gereken şeyi T yapıvermek gibi, genomu da olanı silip yerine yenisini yazabilir miyiz? Ve böylece çaresiz hastalıkları tedavi edebilelim. İşte bu sorunun yanıtı evet'e doğru büyük bir ağırlıkla dönmüş bulunuyor. Eğer üniversite çağında bir öğrencinin yaşam süresini göz önüne alırsak, yaklaşık ilkokul eğitiminin ortalarında olduğu yıllarda, yani bundan belki 7-8 yıl önce başlayan, aslında tarih vermem en doğrusu olur, İlk 2012 yılında yayın olmuştu. Bilimsel bir devrimle genetik cerrahi olarak nitelendirebileceğimiz girişimlerle kalıtsal hastalıkların tedavisinin ilk adımları atılmış bulunuyor. Tabii kuzguna yavrusu güzel göründürmüş diyeceksiniz belki bana, ama şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Gençler arasında moleküler biyoloji ve genetik alanını seçecekler olursa, güvenerek söyleyebilirim ki kariyerleri genetik cerrahi alanında yeni buluşlar ve uygulamalar yaparak şekillenecektir. Böyle heyecanlı ve bir o kadar da kutsal bir mesleği yapacakları için çok mutlu olmaları gerektiğini düşünüyorum. Şimdi gerçek hayat örneklerine geri dönecek olursak, milyonlarca çocuk genomlarının belli bir noktasında A'dan T'ye tek nükleotit değişimi olduğu için normal bir hemoglobin üretemiyor ve orak hücreli anemi hastalığına yakalanıyor. Burada A'dan T'ye dönen nükleotidin yapısını görüyoruz bu slaytta. Diğer tarafta ise
kırmızı kan hücrelerimiz bu hemoglobindeki mutasyon sonucunda orak şeklini almış oluyor. Burada hastalık da adını buradan alıyor. Veya yine genomlarının tek bir noktasında T yerine C nükleotidi olan bazı talihsiz çocuklar projeriye olarak adlandırılan erken yaşlanma hastalığına yakalanıyorlar. Ve yaklaşık 14 yaşına geldiklerinde ömürleri tamamlanmış oluyor. Tarihin hiçbir döneminde tıp bilimi bu çeşit mutasyonları düzeltme olanağına sahip olmamıştı. Ama artık şimdi durum değişmiş bulunuyor. Bilim insanları baz düzeltme, baz dediğimiz şey adenin, guanin, sitozin ve timinin hepsine topluca verdiğimiz isimdir. Baz düzeltme olarak adlandırılan moleküler yöntemleri geliştirmiş bulunuyorlar. Ve inanır mısınız bu gerçekten böyle. Bu hikaye, biz insanlık olarak bunu 2000'li yıllardan beri biliyoruz. Fakat bu hikaye aslında yaklaşık 3 milyar yıl önce başlamış bulunuyor. Bakteriler ve virüsler dendiği zaman hepimizin aklına ilk gelen şey enfeksiyonlar oluyor. Ama bu mikroskopik dünya iyice anlaşıldığında bize eşsiz olanaklar da sunuyorlar. Nasıl bu diyeceksiniz? Virüslerden bir tek biz çekmiyoruz, koronavirüsünde olduğu gibi. Zavallı bakteriler de virüslerden yaka silkiyorlar aslına bakarsanız. Ve işte bu yüzden de 3 milyar yıllık bir süreç içinde virüsler bakterilere karşı bir savunma mekanizması geliştirmiş bulunuyorlar. Şimdi ben genel bir vurgulamada bulunmak istiyorum. Pozitif bilimlerde bu önem arz etmektedir. Özellikle de yaşam bilimlerinde. Kompleks bir şeyi çözmek istiyorsanız önce gidin basiti inceleyin. En basitini inceleyin. Çünkü neden? Doğa bir şeyi, bir mekanizmayı çözdükten sonra onu çözüm mekanizmasını geliştiriyor, fakat sil baştan başka bir canlı türünde yepyeni bir mekanizma yaratmıyor. Örneğini vermek gerekirse DNA, bilginin aktarıldığı, enformasyonun transferini gerçekleştiren molekül. Bu çift sarmallı bir deoksiribonükleik asit ve bu insanda da DNA, kedide de DNA, inekte de DNA, daha da geriye gidelim, tavuklarda da DNA, daha geriye gidelim, ta en geriye gidelim, bakterilerde de yine DNA, tek hücreli canlılarda da DNA. Bilgi aktarımı moleküler düzeyde DNA ile yapılıyorsa tüm canlılarda bu şekilde oluyor. Bunun tabii virüsler dünyasına geçtiğimiz zaman eksepsiyonları var, RNA virüsleri bulunuyor. Fakat zaten öyle düşünülüyor ki bu enformasyon da ilk RNA ortaya çıkmıştı. Daha sonra DNA molekülü gelmişti. Şimdi bu karmaşık olanı çözerek bakterilere gidelim dendiği zaman da şunu araştırmacılar üzerinde önemli durdular. Bakteriler kendilerini virüslere karşı nasıl koruyorlar? Bunun temel mekanizmasını çözebilir miyiz? Hiç de akıllarında insanlarda genetik cerrahi yapmak diye bir şey, böyle bir konsept, böyle bir kavram bulunmazken işte bu araştırmalara başladılar. Ve bakterilerde bir savunma mekanizmasının olduğunu buldular. Bu CRISPR, yani İngilizcesiyle Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats, çok karmaşık birkaç kelimeden meydana geliyor. Yani kümelenmiş düzenli aralıklı kısa palindromik yenilemeler deniyor buna. Palindromik dediğimiz zaman palindromik dizeler sağdan sola veya soldan sağa okunduğu zaman aynı şekilde olan dizilerdir. Ama insan isimlerinde de vardır bu. Hanna mesela.
işte tarihten Hanna'nın kökeni Meryem Ana'nın annesinin ismidir. Hanna'yı sağdan sola da okusanız, soldan sağa da okusanız Hanna'dır. Aynı bunun gibi DNA'da da bazı diziler var. Sağdan sola da, soldan sağa da okunsa aynı dizi ortaya çıkıyor. İşte bu DNA dizilerini okuyan sistem üzerinde çalışılmaya başlandı ve CRISPR teknolojisi ortaya çıktı. İşte bu CRISPR tahrip gücü yüksek, savaş başlığı ise şekilde gördüğümüz bu mor renkli protein oluyor. Yeşil olarak gördüğümüz burada bir DNA dizisi oluyor ve turuncu gibi gördüğümüz bölüm ise bu proteinin DNA'yı tanımadaki kullanmış olduğu dizi motifini içeriyor. İşte bu protein bir nevi moleküler makas gibi çalışarak DNA molekülünü kesiyor. Böylece çift sarmalı iki parçaya ayırıyor. Buradaki bu moleküler makasları birer makas olarak hayal edilmiş şeklinde görüyorsunuz. Tabii burada önemli bir husus nerenin kesileceğinin iyi saptanması. Eğer her önüne geleni kesecek olsa CRISPR bir teröriste dönüşür ve bakterinin kendisinin başına da bela olabilir. Ama bu böyle olmuyor. CRISPR ne yapacağını, nereyi kesip nereye dokunmaması gerektiğini gayet iyi biliyor. Bunu DNA dizisi motiflerini okuyarak gerçekleştiriyor. Yani buradaki şekilde bir DNA dizisi görüyorsunuz. Bu işte milyonlarca nükleotit uzunluğunda. Fakat bunun içinde bir bölümde de bir motif var. A, C, G, T, A, C, C, A, G, G, T, G, G, A, G, C diye devam ediyor. Bu motifi gördüğü zaman nasıl ben yüz tanıma yöntemlerinde arkadaşlarımı gördüğüm zaman, dostlarımı gördüğüm zaman tanıyorum. CRISPR'ın proteini de bu motifi gördüğü zaman buna tutunuyor, anında tutunuyor ve kesme işlemini gerçekleştiriyor. Böylece virüs ile karşılaştığında sadece tanıyıp kesmekle kalmıyor, aynı zamanda bakterinin hafızasını oluşturarak gelecekteki virüs ataklarına karşı da savunma oluşturuyor. Bu önemli bir şey. Aslında 1980'li yıllarda ilk araştırmaları Japonlar başlatmışlardı ve çeşitli bakteri türlerini inceliyorlardı. Burada olan şey şudur, diziledikleri zaman bakteriyi, bakterinin genomunda palindromik diziler saptıyorlar. Aynı palindromik dizileri bir de virüslerde görüyorlar. Bu nedir, nasıl olur diye bunu tabii ne, sadece böyle bakterilere ve virüslere ortak olan palindromik diziler var diyebiliyorlar. Daha sonra 1990'lı yıllarda örneğin Fransa ve İspanya ortak girişimiyle olan Danone'nin fabrikalarının araştırmayla ilgili bölümünde İspanyol moleküler biyologlar bu dizilere tekrar rastlıyorlar ve nedir? Bunların önemli olduğunu düşünüyoruz fakat ne olduğunu bilmiyoruz. Ve nihayet Gordion'un düğümü Emmanuel Charpentier ve Jennifer Doudna olarak iki araştırmacı, birisi Avrupa Moleküler Biyoloji Organizasyonu ve Lund Üniversitesi'nde çalışıyor. Diğeri Kaliforniya'da Berkeley'de çalışıyor. Bu ikisi kafa kafaya vererek işte barikayı hakikat müsaremeyi getiremedim. Çıkarmış. Fikirlerin şimşeğinden gerçek ortaya çıkarmış. Şunu fark ediyorlar, diyorlar ki ya diyorlar, biz anladık, tahminimiz şudur, bakteri kiminle savaştığını hatırlamak için savaştığı virüsün genomundan aldığı ganimeti kendi genomunun bir parçası haline getiriyor ve bunu saklıyor kendi genomunda. Zamanı geldiği zaman, vakti zamanında ben kimlerle mücadeleye girişmişim, bunun bir vesikası olsun kendi genomumda. Temel şey budur.
ve bunun üzerinden de işte bu dizileri, sadece bu dizileri tanımlayan bakteri ve etrafına da koruyucu dizilerini koyuyor tabii. Bu evrimsel seçilimle olan bir şey ve böylece bakterilerin virüslere karşı bir immün sistemi, T hücresi, B hücresi gibi şeyler yok. Bunlar da DNA'yı tanıyan mekanizmalar var. Ve böylece herkesin öngörebileceği gibi virüs buradan tanınıp ortasından kesilince etkisiz kalınıyor ve virüsün yaşam dengesi bozulmuş oluyor. İşte bundan yaklaşık 8 yıl önce bu bahsettiğim bilim insanları CRISPR sistemini yeniden kodlamanın yollarını keşfederek DNA'nın sadece virüs değil, seçilen herhangi bir DNA olmasını sağladılar. Böylece CRISPR kesmeye devam ediyor fakat hedef bilim insanlarınca seçilen hedefler oluyor. Bunu da yine genetik engineering, genetik mühendisliği yoluyla yapılan proteinler üzerinden oluyor. Tabii insan genomunda bir genin kesilmesi demek, o genin işlevini kaybetmesi demektir. Bu ilk anda ve haklı olarak endişeye neden olabilir. Ama genlerin işlevlerini anlamayı amaçlayan temel bilim araştırmaları için bu çok değerli bir yöntemdir. Nitekim ülkemizde de moleküler biyoloji ve genetik alanındaki öncü kurumların araştırmacıları halen yapmakta oldukları temel bilimsel araştırmalar kapsamında CRISPR'ı kullanarak genlerin fonksiyonları nelerdir? Bunlarla ilgili soruları soruyorlar. Biz şimdi hastalıklara geri dönersek, tek bir nükleotit değişimine bağlı olarak gelişen bir hastalıkla ilgili değişim noktasının için sadece kesilme yeterli olmayacaktır. Yani burada sickle cell anemia, yani orak hücreli anemi ve buradaki yanlış T. Şimdi burayı önce bir keseceksiniz onarmaya başlamak için ve ama kestiğinizle kalırsanız bir şey olmuyor. Kesme tek başına kaldığında zaten bozuk olan gen daha da bozulmuş oluyor. Halbuki bizim beklentimiz bozuk nükleotiti kesip çıkarmak ve olması gereken nükleotit ile değiştirmek. Yani hemoglobin geni hedefleniyorsa orak hücreli anemi sebebi nükleotit çıkarmalı ve onarılmalı. Bilim insanlarının ve doktorların en büyük hayali her zaman için bir hastalığı sadece tedavi etmek değil, kökünden değiştirmek olmuştur. Öyleyse mutasyonları düzeltmeyi hedef alan devrimsel bir tedavinin gerçekleşmesi gerçekten mümkün olabilir mi? İşte bunun yolu DNA'nın kimyasal yapısını hedefleyen nokta değiştirmekle açılabilir. Nitekim bilim insanları ve beraber çalışan, bunlarla beraber çalışan ekipleri, öğrencileri uzun soluklu araştırmaları başlattılar. 2012'den sonra ve baz düzelticisi, baz onarımı denilen mekanizmayı geliştirdiler. Burada nano boyutta moleküler makinalar ortaya çıkarmış oldular bir bakıma. Hedeflenen bölgeye ulaşmak için CRISPR makasları ilk başta kullanılıyor ama kesmek yerine hedeflenen nokta mutasyonu bundan sonra düzeltiliyor. Böylece bir bakımdan makas kaleme dönüşmüş oluyor, yanlış silinmekte ve doğru yerine konmakta oluyor. İşte bu pürin ve pirimidin halkaları üzerinde gerçekleşen kimyasal reaksiyonlarla oluyor. Burada şunu hemen belirtmek istiyorum ki baz düzelticisi moleküller doğada kendiliğinden olan moleküller değiller. Bunlar insan aklının bir ürünü olarak geliştirilmiş moleküller. Nasıl insan aklının bir ürünü olarak geliştiriliyor? 2018 yılında Nobel Kimya Ödülünü alan Francis Arnold, Caltech'in hocasıdır.
Directed Evolution of Enzymes, yani enzimlerin hedeflenmiş evrimsel gelişimi üzerinden almıştır. Temel mantığı hemen sizlere arz etmeyi isterim. Temel mantık şu şekilde, bir proteini alıyorsunuz, adenin veya timine bağlanma kapasitesi var fakat değişiklik yapmıyor. Ondan sonra o proteini bir mütasyon bombardımanına tutuyorsunuz. Yani bu bombardımandan kastım bir kimyasal hardal gazı gibi olabilir veya iyonize radyasyon gibi olabilir. Bu proteini kodlayan geni mütasyona tabi tutuyorsunuz. Bu mutasyonlar, tabii mutasyon orada olur, burada olur. Nerede olacağı, bu random, rastgele olan bir şey. Ondan sonra test tüpleri içinde bu proteinin bağlanacağı substratı koyuyorsunuz ve her bir tüpte nasıl bir reaksiyon meydana geliyor. Böylece on binlerce veya yüz binlerce sırası geldiğinde tüp inceleniyor ve ondan sonra bir tüpte bir de bakıyorsunuz ki o kendiliğinden oluşan mutasyon, sizin bombardımanınız sonucu oluşan mutasyon, A'yı T'ye çevirme yeteneğini kazanmış durumda. İşte bu şekilde enzimleri biz kendimiz istediğimiz yönde, örneğin bir kimyasal zararlıyı yok eden bir enzim bunu 10 günde yapıyorsa, bunu 100 bin kat hızlandıran mutasyonlar ortaya çıkıyor. Bunun gibi işte nükleotit bazlarını da silen ilk örnekler elde edilmeye başlandı. Ve aslına bakarsanız ilk baz düzelticisi protein kompleksleri tek bir organizma değil, farklı organizmalar tarafından kodlanan genler temel alınarak tasarlandı. Örneğin bakteriden CRISPR makası alındı. Hedeflenen bölgeyi bulma özelliği korunurken kesme yeteneği yok edildi. Şekilde mavi renkte gözüken bu değiştirilmiş CRISPR makasının yanına yine şekilde kırmızı ile burada gösterilen bir protein ekleniyor. Bu kırmızı protein ise sitozin nükleotidini modifiye ederek timine dönüştüren nükleotit. Ama iş burada bitmiyor. Çünkü hücre DNA'sında meydana gelen değişiklikleri hemen fark etmekte ve eskiye çevirmenin yollarını aramaktadır. İşte bu nedenle baz düzelticisi protein kompleksine bir üçüncü komponent ekleniyor. Burada mor renkle gösterilmiş bir kısımdır ve koruyucu bir protein niteliğini kazanıyor. Ve böylece üçlü bir protein kompleksi oluşturularak hedeflenen genom bölgelerinde sitozinin timine dönüşmesi sağlanmış oluyor. Ama bu bile işin yarısı. DNA çift sarmallı olduğu için karşısına gelen nükleotidin de değiştirilmesi gerekiyor. Şimdi bir adım geriye adım DNA'ya şöyle bir bakalım. Burada stabil olan G ve C normalde olan bir nükleotit. Fakat burada mutasyona uğramış ve C yerine T meydana gelmiş. Bu TG'de bu T'nin karşısına A gelebilir veya T gidebilir, GC oluşabilir. Biliyorsunuz C sadece G ile, T ise A ile eşleşiyor. Yani C'nin olduğu noktada karşısında G vardır. C, T'ye dönüşünce bir yanlış eşleşme olmuştur. T'nin karşısına G gelmiştir. Bu durumda hücrenin önüne bir bilmece çıkmaktadır. T mi gidip C'ye geri dönüşecek, yoksa G mi gidecek de yerine A gelecek? İşte bunların hepsinin çözülmesi yaklaşık 40 yıl süren araştırmalarla mümkün olmuştur. Burada önemli vurgulamamız gerekiyor. Çok değerli Aziz Sancar hocamız DNA'nın onarılmasının mekanizmalarını, işte bu temel soruları çözmüş ve yanlış eşleşmenin, nükleotit kesim onarımının temel mekanizmalarını çözerek 2015 yılında Nobel Kimya Ödülü'nü almıştır. Ve burada
hücre yeniden düzenlenen DNA ipliği ile eskiden kalan ipliği birbirinden ayırma özelliğini barındırıyor. Bunları devreye soktuğunuz zaman böylece T değil G nükleotidi değiştirilerek onarım tamamlanmış oluyor. Bilim insanları ilk olarak hedeflenen bölgelerde yer alan C'leri T'ye ve G'leri A'ya çeviren protein komplekslerini tasarlamış ve geliştirmiştir. Hastalıklarla ilişkili gen mutasyonları atlasında yaklaşık 35 bin adet nokta mutasyonu bulunmaktadır. İşte bu iki farklı, yani CT ve GA değiştiricileriyle mutasyonların yaklaşık %14'lük bir bölümü, pardon, şurada, bakın burada çeşit çeşit, CG'nin AT'ye dönüşmesi, CG'nin TA'ya dönüşmesi, AT'nin GC'ye dönüşmesi, bunun bütün olasılıkları ve mutasyonların bugün insanlarda gözüken en sık mutasyon AT'nin GC'ye dönüşmesi mutasyonlarıdır. %48. İşte bu ilk yapılan bölüm %14'ünü kapsayan CG'nin ile ilişkili mutasyonlar olmuştur. Ve yaklaşık 5000 tanesine bu karşılık gelmektedir. Bu da demektir ki A'ları G'ye ve T'leri C'ye çeviren baz düzenleyicileri de geliştirmek gerekmektedir. Bu nedenle bilim insanları araştırmalarını bu alan üzerine yoğunlaştırmışlardır. Böylece örneğin progeria hastalığına da bir çare bulunması hedeflenmiştir. Bu araştırmalarda da ilk adım CRISPR makaslarıyla yine atılmıştır. Ama hemen arkasından bir başka ciddi engelle karşılaştırılmıştır. Doğada A'yı G'ye veya T'yi C'ye çeviren bir protein bulunmamaktadır. Böyle bir durumda ya projeyi sonlandıracaksınız, eğer bir öğrenciyseniz danışmanınızı değiştireceksiniz. Ama bunların ikisi de olmamıştır. Bunun yerine bilim insanları test tübünde moleküler evrimi gerçekleştirecek çalışmaları yapmaya başlamışlardır. RNA virüslerinde bulunan bazı proteinlerin genlerini hedefleyerek mutasyonlar oluşturmuşlar ve amaçlarına ulaşana kadar yılmadan çalışmışlardır. Bu konuda Batı kıyısı ve Doğu kıyısı, Avrupa'da birkaç merkez bu temel araştırmalar konusunda bir hayli şu anda etkin ve ilerlemiş durumda bulunuyorlar. Böylece bu yepyeni proteinleri ortaya çıkarmış oluyorlar. Milyonlarca değişkenin bir arada bulunduğu bir ortamda hedefe yönelik proteinlerin de seçilmesi mümkün olabiliyor. Böylece resimde de gördüğünüz gibi doğada ilk kez olmak üzere DNA üzerinde A'yı G'ye çeviren mekanizma CRISPR makaslarına eklenmiş oluyor. Bunu burada mavi renkle yine bu proteini 3 boyutlu yapısı üzerinden şekilde yer alıyor. Benzer şekilde T'yi C'ye çeviren mekanizmalar da moleküler evrimiyle gerçekleştirilmiş ve yine doğada olmayan baz düzelticisi proteinler ortaya çıkmıştır. İnanması zor fakat bu gelişmeler bu son anlattıklarım yaklaşık 1,5 yıl içinde meydana gelmiş bulunuyor. Burada önemli vurgulamayı istediğim bir husus ise bilim dünyası birbiriyle yüksek derecede etkileşen bilim insanlarının ortak çabalarıyla aynı zamanda ileri gidiyor. Bilim insanlarının mutlaka bir bakıma münzevi yaşamaları verimliliklerini arttırıyor. Bu bir gerçektir. Bununla birlikte işbirlikleri, bilimsel işbirlikleri de aynı zamanda çok değerlidir. Bilinçli olarak yapılan bilimsel işbirlikleri. Ve bu kural baz düzenleyicileri arasında da gerçekleşmiş ve son bir yıl içinde 1000'in üzerinde bilim insanı 6000'den fazla kez birbirlerine araştırma materyali göndermişlerdir. Böylece bakterilerden bitkilere, çeşitli model organizmalardan primatlara kadar uzanan geniş bir yelpazede araştırmalar sürmektedir. Ve son bu geliştirilen 1,5 yıl içinde de 100'den fazla makale yine bu konuda yayınlanmış bulunmaktadır. Peki gerçek hayatta insanlarda neler oluyor? İnsanları
anlayabilmemiz için bilim dünyasındaki en yakın dostlarımızdan ne oluyor? Yani en çok deney yaptığımız model organizma olan farelerde neler oluyor? Buna tabii bakmamız gerekiyor. Örneğin Progeria hastalığının bir modeli farelerde geliştirilmiş ve fare genomunda baz düzeltimi için ilk araştırmalar başlamış bulunuyor. Hatırlayacağınız gibi Progeria'daki nokta mutasyonu C'nin T'ye dönüşmesinden kaynaklanıyor. Bilim insanları T'yi C'ye dönüştürme üzerinde çalışmaktadır. Model organizma araştırmaları Progeria ile kısıtlı kalmamıştır. Aynı zamanda halen tirozemi, beta talasemi, musküler distrofi, fenilketonüri, konjenital sağırlık ve bazı kardiyovasküler hastalıklar içinde araştırmalar başlamış bulunuyor. Bu araştırmaların tümünde ilgili gendeki nokta mutasyonları direkt olarak hedefleniyor. Bir de tabii bitkiler dünyası var. Bu alanda da daha iyi ürünler almaya yönelik araştırmalar tüm hızıyla devam ediyor. Son olarak şunu da önemli vurgulamayı isterim ki en önemli hastalık gruplarından biri olan kanser alanında da baz düzelticileri kullanılmaya başlanmıştır. Yani çeşitli onkogen veya tümör baskılayıcı gen mutasyonlarının düzeltilmesine yönelik olan araştırmalardı. Ben burada atıfta bulunuyorum. Ve tüm bu gelişmeler son 3 yıl içinde olmuştur. Yani göz açıp kapayıncaya kadar kısa bir zamanda moleküler tıp alanında büyük bir devrim yaşanmıştır. Tüm ümidimiz bu gelişmelerin en kısa zamanda hastalıkların teşhisi, takibi ve tedavisi alanlarında yaygın kullanıma girmesidir. Bir düşündüğümüz zaman viral ve bakteriyel hastalıklardan ortaya çıkarak bugün en çaresiz hastalıkların tedavisi alanında gerçek ilerlemeler sağlamış bulunuyoruz. Bunlar teorik düzeyde yapılan araştırmalar değil, artık model organizmalarda başlamış ve konuşmamın sonunda insan örneğine geçeceğim. İnsanlarda da yapılmaya başlamış araştırmalardır. Böylece gelecek nesillerin daha mutlu, müreffeh ve hastalıklara karşı çareler bulmuş olması hedeflenmektedir. Bilinmeyenlerin peşinde koşmak ve yeni buluşlar yapmak herhalde bir ömrü en güzel şekilde geçirmenin de bir yolu oluyor ve bunu yaşam bilimleri alanında çalıştığınız zaman buna bir bakıma ulaşmanız mümkün hale geliyor. Şimdi son örneğimde ise bunun insanlardaki örneği, insanların geçeceğim. Biliyorsunuz bir önceki asır fiziğin asrıydı ve Einstein'ın izafiyet teorisi ve fizik alanında gelişmeler, kavramsal gelişmeler ve sonunda bütün bunlar nükleer enerjinin anlaşılmasına neden oldu ve fakat aynı zamanda da bir nükleer denge politikasının başlamasına ki bunun öncesinde de atom bombasının atılması oluyor. Yani teknolojik gelişimler her zaman için olumlu sonuçlanmıyor, kaş yaparken gözde çıkıyor. Ve genellikle de bu önemli gelişmelerin erken dönemlerinde ortaya çıkmak gibi bir özelliğe sahipler. Biz CRISPR-Cas9 ve bunun genetik hastalıklarla ilişkisine gittiğimiz zaman benzer bir olay da 2018'in sonunda Çin'de meydana geldi. Çin'de genetik cerrahi yapılan ilk ikizlerin doğduğu açıklandı. Bunlar Lulu ve Nana isimleri verilen çocuklar ve bu araştırmayı yürüten araştırmacının da burada resmini görüyorsunuz. Ve tabii bütün dünya bunun üzerine ayağa kalktı. Bu araştırmacının yaptığı olay şudur. HIV yani AIDS hastası olan 7 tane çift karı koca bunları alıyorlar ve ebeveyn hasta olduğu zaman
doğum esnasında hastalık maalesef çocuğa da bulaşıyor. Ve biz bu arada biliyoruz ki AIDS mikrobu herkese de bulaşmıyor. Bazı insanların hücreleri teflon gibi, AIDS mikrobu yani HIV virüsü gelsin, hücrenin içine giremiyor ve yok oluyor. Niçin diye bu araştırılmıştı daha önceki yıllarda ve bulundu ki CCR5 olarak adlandırılan bir gen var. Bu genin mutasyonlu formu olduğu zaman virüsün bağlanacağı bir molekül yok hücrede. O zaman Çinli araştırmacılar da dediler ki ve bu insanlara da normal yaşamlarına devam ediyorlar. O zaman dediler ki biz tüp bebek yöntemini kullanarak bu çocuk sahibi olamayan AIDS'li anne babada anneden yumurta hücresini, babadan da sperm hücresini alalım ve bunu test tübünde bir araya getirelim ve fekondasyonun oluşmasından sonra ise bu genetik cerrahi yöntemini kullanarak embriyonun CCR5 genini silelim. Silindikten sonra da o gen silindikten sonra da o embriyoyu annesinin karnına koyalım, uterusuna ve gebeliğin devamını sağlayalım. İşte bunun sonucunda da ilk bebekler doğdu. Şimdi olayı bu şekilde anlattığınız zaman, ben derste öğrencilerime de anlattığım zaman, aa ne güzel, ne kadar iyi deniyor. Fakat acaba böyle mi? Ben yaptım oldu şeklinde böyle bir şey yaptığımız zaman bu olabilir mi? Mesela burada da köpekler üzerinde görüyorsunuz. Burada yine CRISPR-Cas9 sistemini kullanarak miyojenez yani kas gelişimini idare eden geninde bir değişiklik yapmış bir köpek. Burada normal cins bir tarafta yer alıyor. Diğer tarafta ise aynı cinse CRISPR-Cas9 sistemi kullanılarak çok büyük kasları oluşmuş, yapılmış oluyor. Şimdi buradaki temel kaygı iki tanesi. Bir tanesi teknik açıdan, diğeri ise etik açıdan olan kaygı. Teknik açıdan CRISPR-Cas9 teknolojisi halen %100 mükemmel değil. Nadir de olsa bazen gidiyor, değiştirmesi gerektiği genin dışında genomda başka bir noktayı da değiştirebiliyor. Şimdi genomumuzun %1,5 genlere karşılık geldiğini düşünürsek hedef açısından bu yanlışlık belki kabul edilebilir bir risk faktörü olarak gözükebilir bazı kişilere göre. Fakat genel kanı bu kadar bir risk bile değildir ve işte onun üzerine baz editlemesiyle ilişkili de araştırmalar yürütüldü. İkincisi ise daha önemli husus, yani temel etik sorun, insan ırkının gen havuzuna insanlar tarafından müdahale daha önce hiç yapılmamıştı. Geri dönüşü olmayan bir yola girilebilir. Bu yapılmalı mıdır? Şimdi buradaki bunu ve bu bütün dünyada bir uyanın çığlığına neden oldu. Ve özetle son şeyimi söylüyorum, özetleyerek aktarmak istiyorum. Bunlar somatik hücrelerde yapılması konusunda dünyada bir şu anda konsensus oluşmuş bulunuyor. Somatik hücreden kastım, yani projeria hastalığına yakalanmış bir çocuğun vücut hücrelerinde yapılması. Model organizma hücrelerinde de yapılabiliyor. Fakat insan eşey hücrelerin için bu mümkün erkendir diye burada yazıyorum. Fakat büyük çoğunluğu erkendir, riskleri vardır deniyor. Burada temel bir etik kurul daha var. O da kural daha var. Bir şey hayırlara vesile olsa bile kendisi, kendi içinde eğer etik değilse aklanır mı?
Buna en ortodoks yaklaşım tabii hayır aklanamaz. Ki bilim dünyasında ki genel kanı şu anda biz eğer eşey hücrelerinde de değişiklik yapmaya başlarsak bu değişiklikle sadece hastalıkları değiştirmeyeceğiz. Bunun yanında designer dediğimiz farklı değişiklikleri de yapabiliriz. Bu nedenle hiç önünün açılmaması gerekiyor ve bu yüzden de bu konuda uluslararası düzenlemeler yapılmış bulunuyor. Özetle anlattıklarımı üç cümleyle sizlere tekrarlamam gerekirse, bir, hastalıkların önemli bir bölümü genetik sebeplere dayanıyor. Bunların bir bölümü doğuştan geliyor, bir bölümü ise yaşam tarzımız nedeniyle kendi vücudumuzda olan genetik değişiklikler. Bunlara mutasyon diyoruz. Tıp 20. yüzyılda ve 21. yüzyılın başında özellikle genom projeleri kapsamında işte bu insan genomunun yapısını çözdü ve buna ek olarak şu anda da devam ediyor. Hastalıklara neden olan mutasyonları tanıma devresindeyiz. Ama şimdi bunun yanına da yepyeni bir olanağımız eklenmiş bulunuyor. Bu mutasyonları düzeltecek teknolojik yeterliliğe ulaşmış bulunuyoruz. Bilimsel araştırmalarla bu mutasyonları silip yeniden yazan proteinler bulunmuş durumdadır. Ve buradan hareketle de kalıtsal hastalıkların tedavisinde önümüzdeki yıl halen model organizmalarda devam eden çalışmaların insanlardaki gelişmesi de olacaktır. Fakat buradaki önemli bir şey, bu elimize geçirmiş olduğumuz eşsiz olanakla eşey hücrelerini de düzenleyerek evrimsel gelişimi bir insanın ele alması konusunda da bütün dünyada bir konsensus vardır ki böyle bir şey yapılmamalıdır. Değerli hocalarım, değerli katılımcılar, ben CRISPR-Cas9 ve genetik cerrahi ile ilgili temelde neler yapılıyoru anlattım. İnşallah anlaşılmış olduğunu ümit ediyorum ve sorularınız varsa bunları yanıtlamak için hazırım. Çok teşekkürler hocam. Çok güzel bir sunum oldu. Konunun bütünlüğünü bir konunun uzmanı olmayanların da belli seviyede anlamasını temin edecek şekilde anlattınız. Ağzınıza sağlık. Hocam, şimdi öncelikle değerli katılımcılarımızı tekrar hatırlatayım. Bu toplantı modunda aramıza katılan dostlarımız elini kaldırarak o sistem üzerinden veya chat'ten mesaj göndererek söz isteyebilirler. Ve biz de bu bize gönderecekleri şeye göre değerli katılımcılarımıza soru sormalarına imkan sağlayacağız. Önce hocam ben basit bir soru sorayım. Eminim bütün katılımcılar merak ediyordur. Genetik cerrahi hangi safhada uygulanabiliyor? Yani o embriyo safhasında mı, yoksa işte sperm ve yumurta daha bir araya getirilmeden önce mi, yoksa benim gibi yetişkin bir insana da mı uygulanabilir? Yani biraz şöyle bir söyleyebilirseniz. Şimdi tabii bu sorunun hastalığına göre değişiyor. Yani diyelim ki hastalığa neden olan bir enzim değişik. Pankreasın salgıladığı bir enzim var ve pankreasa tekrar bu enzimi salgılatmak istiyorsunuz. O zaman pankreasta yapıyorsunuz bu işi. Ve adenovirüsler aracılığıyla bunlar lipozom denilen bir zarfın içine konuyor ve o organa gönderiliyorlar. Beyin derseniz beyinde bunu yapmak bir hayli zor. Neden? Çünkü kan-beyin bariyerini aşmaya yönelik araştırmalar bunun paralelinde yürüyor.
Ama fenilketonürü diyelim, bu da bir beyinde meydana gelen hastalıktır. Fakat temel patoloji karaciğerdedir. Fenilalanin hidroksilaz enzimi karaciğerde çalışmadığı için beyinde biriken fenilalanin zihinsel özre neden oluyor. Bu durumda karaciğerdeki hastalığı tedavi ediyorsunuz. Veya kan kanserleri diyelim, böyle bir durumda kemik iliği hedef doku haline geliyor ve bu işlem oradaki hücrelerde yapılıyor. Bunu da yaparken yine bir ikinci şey pluripotent, yani çok farklılaşmaya yönelik kök hücreleri kullanmak. Yani siz gen tedavisini ya kişinin kendi kök hücrelerini alıyorsunuz vücudundan, o kök hücrelerinin genomlarında tedaviyi yapıyorsunuz. Sonra kök hücreyi koyuyorsunuz vücuduna. O zaten homing reseptörleri var. Kanda dolaşırken o kök hücreler kendi dokusuna geldiği zaman ben burada trenden ineceğim diyor. Ve o dokuyu popüle etmeye başlıyorlar. Ve enzimatik aktivite %10, 20, 30 bile geri gelse zaten tablo çözülmüş oluyor. Hocam mesela diyelim o pankreasında sorun olan, genetik bozukluk olan bir insan. Pankreasındaki bütün hücrelerde aynı bozukluk oluyor mu yoksa belli bir orandaki olanla mı oluyor? Nasıl şey oluyor? Şimdi o da pankreastaki hastalığa göre eğer kalıtsalsa bunun nedeni her hücresinde oluyor. Eğer sonradan gelişmiş bir mutasyonsa o ilgili grupta oluyor. Ama genellikle de ilgili grupta olanlar da genellikle kanser oluyorlar. Böylece sizin bu yaptığınız, vücudun dışında kök hücreleri hazırladığınız maya diyelim, değil mi? Bir evet. Şey hazırlıyorsunuz. Bunu evet. Enjekte ettiğinizde o nereye gidip yapışacağını biliyor. Gidip oraya şey yapıp o sizi makaslar orayı kesip oraya girip gerekli tamiri yapıyor diye. İşin esası. İşin esası evet. Evet. Evet, teşekkürler. Evet, değerli dostlar, buyurun. Kim söz almak ister? Fikrettin Hocam, siz bir şey söylemek ister misiniz? Fikrettin Şahin Hocamız da burada, sizin TUBA'dan arkadaşınız. Hocam, çok değerli bir sunum. Ben Tayfun Hoca'yı defalarca farklı farklı konularla ilgili sunumunu dinlemiştim. Ama CRISPR'la ilgili sunumu çok daha hoşuma gitti. Çünkü hemen hemen herhalde moleküler biyoloji, genetikle ilgili hiç bilgisi olmayan bir insana da veya bu alanda kendisine expert kabul eden, uzman kabul eden insanlar için de alınabilecek dersler vardı. Ben şahsım adına çok faydalandım. Hocama çok teşekkür ediyorum. Böyle bir program organizasyonunu yaptığınız için de Davut Hocam size de çok çok teşekkür ediyorum. Bu tür başarılı programlarınızın, benzer programlarınızın devamını bekliyoruz. İlgiyle de izleyeceğiz. Çok teşekkürler. Sen de izlemeyin, bir de sizle program yapalım hocam. O da olur hocam inşallah. Tamam. Tekrar teşekkür ederim. Oldu. Çok teşekkürler. Evet dostlar. Duran hocam, sizin soracağınız bir şey var mı? Duran hocam, siz hepimizin hocasısınız. Sormak istediğiniz bir şey var mı? Soru soracak kadar anladığımı söyleyemem. Ben çeşitli yönlerde etkilendim. Etkilenme yönlerimden bir tanesi, hay Allah niye bu kadar yaşlıyım demek oldu. Günlerde çok daha heyecanlı, çok daha ilginç gelişmelerin olacağının haberlerini almış oldum. İkincisi, bu tür çalışmalarla ilgili etik alanında çok dikkatli olunması gerektiğini hissettim. Hakikaten insan yapısının insana ile değiştirilmesinin gideceği istikameti belirlemek çok nazik bir konu. Tabii bu çalışmaları engellememeli. Ancak dikkatli olmayı da unutmamalı. Sorum yok, sadece hissettim. Teşekkürler. Nurettin Hocam, sizin sorunuz var mı? Hocam, tabii hoş bulduk. Hocamla özellikle hani bir tıp çalışanı, aynı zamanda yöneticisi olarak hani böyle bir mevzuda
buluşmak zorundayım. Başhekimi Nurettin hocamız, doçent hocam, doktor. Hocam küçümsemeyin. Aynı zamanda Çekmeköy ve Feriöz acil durum da var. Hocam şöyle aslında hocamın mevzu bahis yaptığı konu çok uç bir konu ama biz tıpta hep ne diyoruz? Tıp gerçekten maliyetli, meşakkatli ve zor bir iş. Özellikle sağlık hizmeti. Hep diyoruz bunun için koruyucu hekimlik aslında hocamızın anlattığı çok daha ötesi. Yani eğer bu konuda biz yol alabilirsek belki tıp anlamında hem ülkelerin elini inanılmaz rahatlayacak. Bir de hocamız biraz önce bir şey söyledi. Yani niye bu kadar dünyaya erken geldim mealinde bir şey söyledi. Evet, gelecekte bizim kendimizi çaresiz hissettiğimiz, işte annelerin bizim gözümüzün içine baktığı, bizim onların gözünün içine baktığımız, ya yapacak bir şey yok dediğimiz anları belki de yaşamayacağımız ya da bunun engelleneceği bir yolun habercisi bunlar. Aslında bu süreçte ne kadar hızlanabilirsek gelecekte tıp anlamında daha çok hayretler içerisinde bırakacak işler yapabiliriz diye düşünüyorum. Şu an evet çok yol kat ettik son 10 yılda. İnşallah hani bu çalışmalar hem ülkeler nezdinde, büyük sponsorlar nezdinde karşılık bulup biraz daha hızlanırsak çok iyi işler imza atılacak inşallah. Teşekkürler. Los Angeles'tan Mehmet abi var. Doktor Mehmet Özgür abimiz var. Abi bir sorunuz var mı? Evet. Başka sorusu olan dostlar? Hocam benim bir sorum var. Yunus Çengel. Buyurun Yunus Hocam. Hoş geldiniz. Tayfun Hocam, öncelikle çok teşekkürler. Harika bir sunumdu. Son derece heyecan verici şeylerden bahsettiniz. İnsan bu yaşta bile bayağı çocuk gibi heyecanlanabiliyor. Yani çok çok sağ olun bu sunum için. Benim iki sorum var. Birincisi, demin şeyden bahsettiniz. Bu HIV geninin işte kesildiğinden. Şimdi böyle binlerce gen var. Herhalde 20 bin civarı gen var. Bir kere bundan sonunda 4 tane harf. Yani hangi harflerin hangi özelliğe karşılık geldiği veya genin, bunu nasıl anlıyorsunuz? İkinci sorum da mesela diyelim ki bende bir genetik hastalık var. Şimdi bunu diyelim tedavi edeceğiz. İyi de benim vücudumda hani 37 trilyon hücre var. Bu tek bir hücreyi diyelim bir şey yaptık, düzelttik. Geriye kalıyor 37 trilyon eksi bir. Yani genetik şeyleri hastada nasıl tedavi edebiliriz? Bu pratik görünmüyor bana da. Tabii çok doğru soruyorsunuz. Aslında benim anlatımımda çok basite indirgenmiş bir anlatım var. Fakat sorularınıza şimdi cevap vereyim tekrar vurgulayarak. Birincisi, hedef zaten buluşun özelliği, CRISPR'ın buluşunun özelliği hedeflediğiniz gene gitmenizi sağlıyor. Dizi motifi üzerinden. Yani eğer bir orak hücreli anemi hastasının hemoglobin yapan genini düzeltmek istiyorsanız CRISPR'ınızda sizi vücuda bu gen şey bırakıldığı zaman paraşüt gidiyor, nokta atışıyla o genin üstüne oturuyor. Nasıl oturuyor? Aslında siz milyonlarcasını koyuyorsunuz. Onun üstüne oturanlar o gene bağlanabilme yeteneğini. Onu tanıyorlar o diziyi ve hemen ona bağlanıyorlar. Bağlandıkları için de sadece o noktayı düzeltebiliyorlar. Bu... Bakteriyi taklit ediyorsunuz yani hocam, değil mi? Tabii. Bakteriler, virüsten kurtulmaya çalışan bakteri bunu milyarlarca yıl içinde bunu geliştirmiş ve biz onu almışız. Ve insana uyarlayacak şekilde modifiye ediyoruz. Ama temel mekanizma bakteride olan bir mekanizma ve hedefe yönelik oluyor. Çünkü dizi motifi üstünden hemoglobin genine sadece gidebiliyorsunuz. İkincisi ise bunu gönderirken çeşitli taşıyıcılar kullanıyorsunuz. O taşıyıcılar örneğin adenovirüs taşıyıcıları oluyor veya lipozomlar üzerinden ve tek bir hücreyle değil, milyonlarca hücreye aynı anda bu molekül gönderiliyor. Mesela şöyle bir şey yapılabiliyor. Mesela kan hastalıkları açısından bunun şeysi, öyle bir durumda kemik iliği biyopsisi yapılarak kişinin kemik iliğinin kök hücreleri alınıyor
bu kök hücreler üzerinde genetik değişiklik yapılıyor ve insan vücuduna geri veriliyor. Böyle bir durumda o insanın diğer hücreleri bu tedaviyle karşılaşmıyorlar bile. Patolojinin olduğu dokunun hücreleri tedavi ediliyor. Şimdi işte o yüzden de mesela beyine ulaşmak zor olduğu için nörodejeneratif hastalıklarda, Parkinson'da, Alzheimer'da bunların genlerini de tam olarak bilmiyoruz bugün için. Hepsini, bir bölümünü biliyoruz ama hepsini bilmiyoruz. Bunun üstüne de bu tedavi yöntemlerinde beyin dokusuna ulaşmak da o kadar şu anda kolay gözükmüyor. Evet. Evet, bir de diğer sorum şeydi hocam, hani bu malum harf dizilimleri var. Hangi dizilimin hangi özelliğe karşılık geldiği, yani karşılık geldiği geni nasıl anlıyoruz? O işte bizlerin bilim insanlarının yaptığı araştırmalarla her bir gen için ayrı ayrı tanımlanıyor. Ve ilk 1960'larda başladı, 70'ler, 80'ler, 90'larda ki araştırmalarla şey yapmışsa orak hücreli anemi 16. kromozomda bulunan hemoglobin geninin işte şu halkasındaki şu mutasyon sonucunda ortaya çıkmıştır. Dağtaş mutasyon dolu. Bu mutasyonlardan kimisinin hiçbir önemi yok. Bazısı ise çok önemli. Bu arada mutasyonun içerdiği nükleotitler çok fazla olursa daha kötü olacaktır diye de bir kural yok. Bir genin %70'ini kaybediyorsun, hiçbir şey olmuyor. Fakat bir noktadaki bir nokta mutasyonu o geni knockout edebiliyor. Bunları temel araştırmalar yoluyla onlarca yıl yapılan araştırmalar sonucunda ortaya çıkıyor. Ve o bilginin üstüne siz bunu kurabiliyorsunuz. Progeria, yani erken yaşlanma diyelim. Erken yaşlanmayla ilgili en az 8-10 tane bugün gen var. Bir çocukta A geninde, bir başka çocukta B geninde, bir başka çocukta C geninde. Önce o çocuğun genomu inceleniyor ve hangi gende mutasyon olduğu saptanıyor. Ve ondan sonra o genin CRISPR'la tedavi moleküler makinası engineer mühendisliğini yapılıyor, dizayn ediliyor ve ondan sonra veriliyor. Bu şekilde, yani sistem bu şekilde işliyor. Bütün bunlar, ama burada kavramsal düzeyde biz, çok önemli olan şey kavramsal düzeyde hücre içinde DNA'ya yazılmış olan hastalığın nedeni, bozukluğu değiştirebiliyoruz. Hocam burada çok herhalde hasta olan çocuklarla hasta olmayanların arasındaki fark nedir bakıyorsunuz? Tabii onlarca yıl. Onlarca yıl boyunca. Bir de şu anda herhalde hangi harfin neye karşılık geldiğini de zaten bilmiyoruz. Bildiklerimiz var. O bilgi gittikçe büyüyerek artıyor sizlerin çalışmaları. O bir yandan evet, işte o yüzden de Türkiye Genom Projesi'nin yapılması büyük önem taşıyor. O kataloğun oluşturulması. Evet hocam. Hocam evet, bir sorum daha var. Bir soru daha sorayım hocam. Şimdi mesela diyelim kişilerin genomları diyoruz. İnsanda evet. İşte 37 trilyon hücre var. Her hücredeki DNA aynı mı? Mutasyonları hesaba koymasak ya da farklılık gösteriyor mu? Çok güzel sordunuz. Mutasyonları eğer düşünmezsek hepsi aynı. Hepsi aynı. Evet. Neyin hücresi de, kan hücresi de? Hepsi aynı. Yalnız bunun yine bir istisnası var. Hemen onu da söyleyeyim. İmmün sistem, yani bağışıklık sisteminde T ve B hücreleri de antijene bağlı olarak bir fabrika haline gelmesi gereken T ve B hücreleri genomlarında rearanjmanlar yapabiliyorlar. Ve ondan sonra sadece o antikoru üretmek üzere özelleşmiş hücreler oluyorlar. Onların genomları diğer hücrelerin genomlarından bir parça farklılık gösteriyor. Evet. Teşekkürler. Başka sorusu olan dostlarımızı alalım lütfen. Bu bir sohbettir. Dolayısıyla yani saçma soru diye bir şey yoktur. Değil mi hocam burada? Hiç yok. Merhaba hocam, çok teşekkürler. Birçok noktayı da
yani sizin bu yeni tekniklerden bağımsız olarak birçok noktayı da çok aydınlattınız. Yeni teknikler de gerçekten çok etkileyici. Benim soracağım, bir sonraki nesle geçen gen nereden seçiliyor? Bir sonraki nesle geçen gen, eğer siz bir sonraki nesle geçen hücreyi ele alırsanız, yani yumurta hücresinin üzerinde değişiklik yaparsanız, bir sonraki nesle geçen genle oynamaya başlıyorsunuz. Veya sperm hücresi üzerinde bir değişiklik yaparsanız bu olmuş oluyor. Yani değişiklik değil de herhalde, yani mesela bir herhangi bir çocuk sahibi olduğumuzda benim genimin hangi parçaları, hanımın hangi parçaları alınmasına karar veren mekanizma nedir diye herhalde. Değil mi, merak ediyorum. Şeyi anlamaya çalışıyorum. Benim yaşamım sırasında bir mutasyon olmuş olsa, o mutasyon bütün hücrelerimde olmuyor diye anlıyorum. Dolayısıyla bir sonraki nesle o mutasyonlu geçmez. Yani, geçmez. Geçmez. Hayır. Hiçbir zaman için geçmez. O yüzden kanserlerin %85-90'ı somatik hastalıklardır. Anladım. %10-15'i sadece kalıtsal kanserleri oluşturuyor. Teşekkür ederim. Evet. Başka sorusu olan dostlarımız? Başka soru var mı acaba? Yok görünüyor. Hocam çok istifade ettik. Bu güzel sunumunuz için, bu güzel sohbetiniz için çok teşekkür ederim. Bilgi ekonomisine verdiğiniz destek için, bilime verdiğiniz destek için çok teşekkür ederim. Sizlere sağlıklı, sıhhatli, güzel günler diliyorum. Bütün dostlarımıza da aynı şekilde güzel günler diliyorum. Biz Bilgi Ekonomisi Derneği olarak 2 haftada bir bundan sonra bu seminerleri yapmaya devam edeceğiz. Bir hafta boşluk veriyoruz. Bir iki hafta sonra tekrar görüşmek üzere diyorum. Hepinize iyi günler diliyorum. Ben de çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Çok teşekkürler. İyi günler.